Merhaba arkadaşlar. Tarih ders anlatım föylerinin 26.sındayız. Konu başlığımız değişen dünya dengeleri karşısında Osmanlı siyaseti. 3. kısmını anlatacağız biz bu ders föyümüzde. Biz bu dönemde arkadaşlar Osmanlı, Avusturya, Venedik ilişkilerini göreceğiz, Rus ilişkilerini göreceğiz, İranlı olan son savaşlarını göreceğiz Osmanlı'nın ve bu yüzyılın siyasi dış siyasetini böylece tamamlamış olacağız. Şimdi gelelim arkadaşlar konu başlıklarımız üzerine derinlemesine girmeye. İlk olarak Osmanlı, Venedik, Avusturya savaşlarıyla başlayacağız. 1715-1718 yılları arasındadır. Şimdi aslında bu savaşın biraz evveliyatı var. Onun üzerinde durmakta fayda var. Hatırlıyor muyuz arkadaşlar? Osmanlı Devleti 18. yüzyıla girerken bir şokla girmişti. Şokun adını hatırlayan var mı? Evet, evet, Karloça. Değil mi? Karloça Anlaşması Osmanlı hiç de beklemediği bir yenilgi almış ve bunun sonucunda böyle bir anlaşma yapmıştı. Ve Osmanlı daha düne kadar çok rahatlıkla yenebildiği devletlere çok önemli toprakları ne yapmak zorunda kalmıştı? Bırakmak zorunda kalmıştı. İşte Osmanlı bu yüzyılın başındaki dış siyasetinde bunun üzerine temellendirdi. Kaybettiği toprakları ne yapmak istiyordu? Geri almak istiyordu. İlk olarak Rusya ile savaşmış ve başarılı da olmuştu. İstanbul Anlaşması ile verdiği Azak Kalesi'ni ve verdiği hakları ne yapmıştı? Geri almayı başarmıştı. Bu durum acaba diğer devletlere de verdiğim hakları ve toprakları geri alabilir miyim? Bunun ümidine kapılmasına sebep oldu Osmanlı'nın ve Osmanlı Avusturya, Leistan ve Venedik içerisinde en zayıf olarak gördüğü Venedik'e savaş açmak istedi. İşte bu durumda da arkadaşlar savaşın nedeni kendinden gelmiş oldu. Bu arada arkadaşlar ee, Mora'daki halk da Venedik zulmünden bıkmış. Özellikle dinsel yönden Venediklerin Mora halkına baskı yapması bir de Venediklerin Osmanlı gemilerine zarar vermesi üzerine zaten Mora'yı almak istiyordu Osmanlı. Venedik'e ilan edecek savaş. Ve kısa bir süre sonra da Mora'yı alacak arkadaşlar. Bakın bu gerçekten çok önemli. Morayı alacak. Yani Osmanlı'nın ümitleri boşa çıkmıyor gibi değil mi? Ama bu durum Karlofça'nın garantör devleti olan Avusturya'nın tepkisine sebep olacak. Ve Avusturya Karlofça anlaşmasını bozduğu gerekçesiyle Osmanlı'ya ilan edecek? Savaş. Ve Osmanlı Peter Varadin Savaşı'nda yenilecek arkadaşlar. Savaşta yenilecek. Hatta ve hatta Avusturya hızını alamayacak. Balkanlara girecek ve ardından Belgrad'ı da alacak. Osmanlı'nın arkadaşlar belki de e, çok önemli bir üssünü Avusturya yüzyıllar sonra ne yapmış olmuş olacak? Topraklarına katmış olacak. Bunun üzerine Osmanlı Avrupa'nın iki tane önemli devleti İngiltere ve Hollanda'yı araya sokaraktan barış isteyecek. Barışın adı nedir arkadaşlar? Pasorofça anlaşması. Evet Osmanlı devleti için çok önemli bir anlaşma. Bakalım bu anlaşmanın maddelerine. Bu anlaşmayla Yukarı Sırbistan, Belgrad, Temeşvar, Küçük Eflak, Siryum ve Banat yalnızca işte da Avusturya'ya bırakıldı. Yani Macaristan'dan geri kalan topraklarla çok önemli bir askeri üstümüz olan Belgrad'ı kime bırakmış olduk? Avusturya'ya bırakmış olduk. Ve böylece Osmanlı'nın arkadaşlar yavaş yavaş Balkanlardaki etkinliğinde zedelenme olmaya başladı mı? Evet. Peki Avusturya açısından söyleyelim. Avusturya Orta Egemenliğinden, Orta Avrupa Egemenliğinden sonra Balkanlarda da egemenlik kurma politikasını uygulamaya başladı. Bu nedenle Belgrad'ın Avusturya'ya kaptırılması Osmanlı için belki de anlaşmanın en olumsuz nedir arkadaşlar yönüdür. Peki Venedik'e bir şey yok mu? Venedik daha önce aldığı morayı tekrardan ne yaptı? Arkadaşlar e, geri alacaktı ama alamadı. Osmanlı'ya bırakmak zorunda kaldı. Yani çok da büyük bir kazancı olmadı. Osmanlı morayı daha sonra arkadaşlar ta 19. yüzyılın ilk yarısında e, bağımsızlığını kabul ederek kaybedecek mora neresi mi Yunanistan arkadaşlar Dalmatçı kıyıları Bosna ve Arnavutlu kıyıdaki bazı kareler belediye verilecek denildi Peki sonuçları ne oldu sonuçları arkadaşlar Osmanlı bu yenilgiden sonra pasaportça anlaşmasından sonra Avrupa'nın üstünü ne yapacak kabul edecek Bakın bu zamana kadar Avrupa kendisine denk görmüyordu Osmanlı. 17. yüzyıldaki yavaşlamalarına, yaptığı kayıplara rağmen arkadaşlar denk görmüyordu. İlk defa bu anlaşmayla Osmanlı Devleti Avrupa'nın üstünü ne yaptı? Kabul etti ve ardından da arkadaşlar Osmanlı Devleti Avrupa karşısında savunmaya geçti. E ve bu durum haliyle bir de Avrupa yolları ilgiyi artırdı. Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip ederek kendi ülkesinde uygulamaya başladı. İşte bu döneme biz ne ad vereceğiz? Lale Devri diyeceğiz. Lale devri 1718 Pasarofça anlaşmasıyla ile başlar. 1730 yılındaki patrona Halil isyanına kadar sürer. Bu dönemin en önemli özelliği ilk defa Avrupa'nın etkisinde istihatların yapılması. Daha sonraki föylerimizde bu konuyu anlatacağız arkadaşlar. Şimdi gelelim Osmanlı ile İran ilişkilerine. Artık Osmanlı İran'la böyle e, hani derler ya tabiri caizse yalama yapacak derecede savaştı. Artık 18. yüzyılda savaşmalarının son noktalarını koyacak. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarında yani Osmanlı bundan sonraki ömrü boyunca bir daha Osmanlı İranlı ne yapmayacak? Savaşmayacak. İşte son savaşlarda 1722 ile 1746 yılları arasında oldu. Hani biraz önce şey dedim zaten yalama yapacak kadar savaştılar. Peki bu yüzyılda savaşların ne farkı var? Bu yüzyıldaki savaşlar arkadaşlar Rusya'da girdi. Evet bizim artık yeni nur topu gibi düşmanımız var. İran artık egal ediyoruz. Etkisi oluyor. Artık yeni düşmanımız aynı zamanda bizi yıkacak olan devlet neredeyse Rusya arkadaşlar. Gelelim arkadaşlar buradaki olaylara. Şimdi Osmanlı arkadaşlar İran'daki Sünnilerin zorla Şii yapılma politikası üzerine harekete geçiyor. Ve İran'a savaş açıyor. Her zaman için mezhep savaşları Osmanlı ile İran arasında oldu mu? Oldu. Osmanlı Devleti Kafkasya'ya girince Rusya'da da savaş tehlikesi doğuyor. Fransa ile Osman Fransa'nın ara bulucuyla Osmanlı ile Rusya arasında İstanbul Anlaşması yapılıyor ve bu anlaşmayla İran'ın arkadaşlar Batı toprakları İran haberi olmadan Osmanlı ile Rusya arasında kağıt arasında paylaşılıyor. Böylece tarihinde ilk defa Osmanlı ile Rusya arasında bir ittifak ne olmuş oluyor? Gerçekleşmiş oluyor. Yani ilk Rus Osmanlı dostluk anlaşması. Ama bu nasıl bir anlaşma arkadaşlar? Bir başka devletin topraklarını bölme şeklinde. Peki İran bunu haber olunca tepki göstermeyecek mi? Tabii ki tepki gösterir. Toprakları paylaşılıyor. Bakın düşünseniz arkadaşlar. Ve haliyle İran Osmanlı devleti Rusya ne yapıyor? Savaşıyor. Ancak başarılı olamıyor. Bu nedenle Osmanlı devleti ile İran arasında ilk olarak Ahmet Paşa anlaşması yapılıyor. 732 yılında. Bu anlaşmayla bakın Gence, Tiflis ve Dağıstan Osmanlı'ya kaldı. Tebriz, Kirmanşah ve Hemedan eyaletleri ise İran'a verildi. Peki İran'da sorun oldu? Bu arada İran'da arkadaşlar taht değişiklikleri veya hanedan değişiklikleri yaşandı. Ee, Tabi yeri gelen hanedan da o daha önce yapılan Ahmet Paşa anlaşmasını tanımadı ve bunun üzerine tekrardan savaşlar başladı. Karşılıklı böyle başarı başarısızlıklara geçen bir süreçten sonra 1746 yılında Kerden adıyla ikinci defa kasr Şirin'in şartlarını taşıyan bir anlaşma yapıldı. Ve bundan sonra da Osmanlı ile İran arasında bir daha savaş olmadı ve günümüze kadar süren bir barış dönemi oldu. Halen arkadaşlar bizim sınırımız işte en son noktayı koyan Kerden anlaşması çizildiği gibidir. Aslında ilk çizilmesi Kasr-ı Şirin anlaşmasıydı. Halen bizim İranlı sınırımız Zagros dağlarıdır. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nin 18. yüzyılda kazandığı en büyük zafere yani 1936 39 savaşlarına nedenle, Şimdi Osmanlı Devleti doğuda İran'la savaşıyor ama bu arada Rusya ile Avusturya'da Osmanlı'ya karşı gizli bir ittifak kuruyor. Pasarovçadan sonra olan bir ittifak bu ittifaka göre herhangi birisi yani ne Avusturya ya da Rusya Osmanlı ile bir anlaşmazlığa düşerse diğerine savaş nedeni olmasa bile Osmanlı'ya savaş ilerleyecek. ve böylece Osmanlı iki cender arasında ne yapacaklar? Sıkıştıracaklar. Neden böyle bir ittifak yaptılar? Çünkü arkadaşlar Rusya Kırım alarak Karadeniz'e inmek istiyor. Avusturya ise Sırbistan, Bosna, Erseğe alarak Balkanlara yerleşmek istiyor. Zaten Balkanlara yerleşme düşüncesi bir süre sonra bu dostları ne yapacak? Birbirine karşı karşıya getirecekken düşman yapacak. Biz bunun örneğini nerede göreceğiz arkadaşlar? Birinci Dünya Savaşı'nın nedenleri arasında göreceğiz. Evet savaşa doğru bakalım ne olacak? Savaşa doğru. Arkadaşlar Osmanlı ile Rusya arasında Karada tampon görevi yapan Leistan'ın kralı öldü. Bu arada Leysa'nın krallık tacı Fransa, Rusya, ve Avusturya arasında büyük sorun yarattı. Bakın burada çok ilginç bir olay oluyor. Osmanlı'ya karşı birleşen Rusya ve Avusturya sırf Leistan meselesi yüzünden bir de Fransa araya girince 5 yıl sürecek olan veraset savaşlarını yaptılar. Ve bu savaşlar sırasında Leistan'ın Rusya ve Avusturya arasında paylaşılmaması için Fransa'yı Osmanlı hafta destekledi. Neden? Çünkü arasındaki Rusya ile arasındaki tampon bölgenin kalkması istemiyor. Hani zamanında bir kere anlatmıştık. Yası Çemen Savaşı ile Osman pardon Türkiye Selçukluları e, Moğollarla arasındaki tampon bölge Harzem Şahları kaldırmıştı. Ve Moğollarla sınırdaş olmuştu. Biraz sonra Moğollar da e, Türkiye Selçuklu topraklarına girmişti. İşte tarihinden ders alan Osmanlı Böyle bir tamponu kendi eliyle ya da bir şekilde Rusya tarafından yıkılmasını istemiyor. Bundan dolayı ne yapacak? Leystana e karşı yapılan müdahalelerde hep Osmanlı Devleti leh tarafını tutacak ve bunu bir savaş sebebi yapacak ve ne yapacak arkadaşlar? Ee, buna müdahale eden devletlerle de savaşacak. Bu savaşlar devam ederken Osmanlı da İran'la savaşıyor. Hatırlıyoruz arkadaşlar. Ahmet Paşa anlaşmasını yeni gelen hanedan tanımamıştı İran'da ve Kırım üzerinden ee, İran'a ordu göndermek isteyecek. Yani kendi toprağı üzerinden İran'ın ordu göndermek isteyecek. Fakat Rusya bunu engellediği gibi Kırım topraklarına girecek ve arkadaşlar Osmanlı'nın e, bir küsür vatandaşını öldürecek. İşte bu durum Osmanlı için bir savaş sebebi olacak ve arkadaşlar e, Osmanlı-Rus Savaşı başlayacak. Hani hatırlıyor musunuz? gizli bir ittifak vardı. Herhangi birisi savaşa girerse diğeri de girecekti. Rusya ile Osmanlı arasında savaş başlayınca bu Lehistan meselesi ve İran savaşlarında ordu gönderilmesi engel olması yüzünden Rusya'nın arkadaşlar Avusturya'da Osmanlı'ya ne ilan edecek? Savaş ilan edecek. Evet Lehistan Osmanlı için için önemini vermiştik. Bir tampon bölgeydi ve bu yüzden de arkadaşlar ne yapacak? Osmanlı devleti Lehistan meselesinde hep Lehistan tarafında yer alacak. Peki Osmanlı bu savaşta başarılı mı? Evet arkadaşlar. Osmanlı 18. yüzyılda kazandığı iki tane önemli zaferden biri de 1936-39 savaşlarıdır. İlk zafer neydi? Kuru savaşı hatırlıyoruz. Rusya'ya karşı 1111 yılında yapmıştı. Ve bir daha böyle bu tek başına arkadaşlar ne yapamayacak? Ee, zafer kazanamayacak. Peki zaferi getiren olay ne? Evet Avrupa'nın etkisinde ıslahat yapması. İşte bu dönemde Osmanlı hizmetine alınan Kumbaracı Ahmet Beşek ki aslında arkadaşlar Türk ve Müslüman değildi. De daha sonradan Müslüman oldu. Onun katkıları Humbarozcu'ya ıslah edilecek. İşte bu Osmanlı'ya başarıyı getirecek. Dönem 1. Mahmud'un dönemi. 1. Mahmud döneminde ilk defa Avrupa'nın etkisinde askeri ıslahatlar yapılacak. Bunda da başı işte Humbaracı Ahmet Paşa çekecek. Ve sonuçta da Bergalat Anlaşmaları adıyla her iki devletle de Ayrı ayrı anlaşma yapılacak. Ama gelin biz bunu tek bir başlık altında toplayalım. Arkadaşlar ilk olarak Avusturya-Pasarovca anlaşmasında aldığı yerleri Belgrad'a ayrılmak üzere geri verecek. Peki bunun yorumu ne? Osmanlı Balkanlarda yeniden tam egemenlik kuracak ve Belgrad gibi önemli bir üssü ne yapacak? Geri alacak. Azak Kalesi yıkılmak kaydıyla Rusya'ya verilecek. Yani buradan böyle bir kaybı var. Rusya Karadeniz'de savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacak. Bakın şurada Rusya hiçbir şey bulundurmuyor. Bu ne demek? Karadeniz benim demek Osmanlı için. Osmanlı Devleti Karadeniz'de arkadaşlar Türk yolu, Türk yolu olma özelliği ne yapıyor bu anlaşmayla? Devam ettiriyor. Rus Çarı protokol bakımından Avusturya ve Fransa kralına eşit olacak. Aslında arkadaşlar Avusturya'da Osmanlı eşit olduğuna göre Dolaylı olarak Avusturya, Rusya kime eşit olmuş oldu? Osmanlı'ya eşit olmuş oldu. Böylece Rusya ne olmuş oluyor arkadaşlar? Avrupa, Avrupa devletleri arasında yer alıyor. Ve Avrupa devleti olma amacını ne yapıyor? Gerçekleştiriyor. Yani bir yönüyle arkadaşlar daha yeni çağlık hale gelmiş olan bir devlet. Nereden bakarsanız 40-50 yılda dünyanın sayılı devletlerinden biri olma özelliğinde önemli bir yol kat etmiş oluyor. Peki genel olarak değerlendirecek olursak Osmanlı Devleti arkadaşlar Belgrad Antlaşması bazında artık son defa bu kadar geniş çaplı bir kazançlı bir anlaşma yaptı ve Osmanlı son defa Karadeniz'in Türk gölü olduğunu ne yaptı burada söyledi. Şimdi arkadaşlar Fransa'nın politikası ne bu dönemde? Arkadaşlar Belgrad Antlaşmasının imzalanması sırasında Fransa Osmanlı'ya destek verdi. Hatta Osmanlı'nın bu savaş sırasında da yanında yer aldı. Hani maddi olarak olmasa bile manevi olarak destekledi. Ee, ve Avusturya ve Rusya'nın karşısında Osmanlı kazansı çıkması için her şeyi yaptı. Neden böyle bir şey yaptı? Kanuni zamanda aldığı kapitülasyonlar için artık her hükümdar değişikliği şartını kaldırmak istiyor. Yani kapitülasyonu ne yapmak istiyor? Sürekli yapmak istiyor ve bunda da başarılı olacak. Ve böylece arkadaşlar kapitülasyonlar bu anlaşmanın hemen akabinde Birinci Mahmut tarafından Fransa'ya sürekli olarak ne olacak verilecek. Ee, Osmanlı için kötü olacak mı bu? Evet kötü olacak. Özellikle sanayi kılavunun gerçekleşmesinden sonra Avrupa devletleri de ilerleyip de böyle ham madde ve pazar ihtiyacı ortaya çıkınca e, kapitülasyonlardan yararlanarak Osmanlı ülkesini birer açık pazar haline getirecekler. Ve Osmanlı ekonomisinin çökmesine bu durum çok çok etkili olacak. Örnek sorularımıza gelecek olursak örnek sorumuzun ilki Mora'da yaşanan durumla alakalı. Ee, soruya başlamadan önce şöyle bir ön bilgi vermede fayda var. Hatırlıyoruz Mora Fatih zamanında Osmanlı egemenliğine girmişti. Bir daha Bizans hanedanı kurulmasın diye Osmanlı almış olduğu tedbirlerden biriydi. Aynı zamanda Osmanlı'nın Ege denizi üzerindeki hakimiyetini güçlendiren bir fetihti. Bu tarihten arkadaşlar yaklaşık olarak 2 asır kadar sonra Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Mora'yı Venedik'e bıraktı. Yani bu toprağı ne yaptı? Kaybetti. Ee, bununla alakalı bir soru var. Uzayında Osmanlı egemenliği altında yaşayan Mora'nın Rum halkı Karlofça anlaşmasına itibaren Venedik yönetimi altına giriyor. Demin söylemiştik. Katolik Venedik'in Ortodoks Rumlar üzerinde uyguladığı baskı Mora halkının Osmanlı yönetimine geri dönmek üzere padişahdan yardım istemesine yol açıyor. Bakın aynı dindenler. Farklı meslek ama aynı dinden. Bir taraf arkadaşlar ne? Katolik Diğeri ise ortodoks. Buna bile tahammül edemiyorlar. Bu durum ya da bu gelişmeler verilen yargılardan hangilerini kanıtlar niteliktedir diye sorulmuş. Birincisi Osmanlı yönetimi hoşgörü bir politika mı izliyor? Evet eğer hoşgörülü olmamış olsaydı neden Yunan halkı tekrardan geri dönmek istesin değil mi? İkincisi Venedik Osmanlı devletin iç işlerine mi karışmış? Arkadaşlar bunu çıkartabildim mi? Hayır artık mora kimin? Venedik. Üçüncüsü Avrupa toplumları arasında mezhep çatışmaları sürmekte mi? Evet sürmekte ki bakın oranın Rum halkı Osmanlı'dan, Yunan halkı Osmanlı'dan yardım istiyor. O zaman ne diyeceğiz sorumuzun cevabı? 1 ve 3 yani D seçeneğidir. İkinci soru 2009 ÖSS'de çıkmış olan bir soru. Bakalım arkadaşlar. Rusya, İtalya, Fransa, Avrupa'nın hiç önemli devleti verilmiş. Yukarıdakilerden hangileri 18. yüzyılda kendi çıkarları doğrusu Osmanlı devletine baskı yapan devletler arasında yer alır diye bir soru sorulmuş. İtalya arkadaşlar bu sırada şehir devletleri halindeydi. Ee, i̇çlerinde en kuvvetli olan da Venedikli Venedikli artık kuvvetini kaybetmişti. Zaten yüzyılın sonunda e, ortadan kaldırılacak. Fransa bu dönemde Osmanlı ile dostluk ilişkileri kurmaya çalışmıştı. Hatta Osmanlı ilk istihatlarını Fransa'dan etkilenerekten yapmıştı. Yüzün sonunda da Fransa'yı res Fransızca'yı resmi yabancı dil haline getirmişti. Dolayısıyla Osmanlı ile Fransa bu dönemde Yüzyılın sonuna kadar yani Napolyon'un Mısır işgaliye kadar böyle büyük bir çatışması yok arkadaşlar. Ama gelelim birinci öncülde verilen Rusya. Rusya tamamen genişleme politikasını Osmanlı üzerine kurdu. Neredeyse. Sadece bir Baltık denizine yerleşme konusu biraz daha farklı. E, o yüzden bunu gerçekleştirebilmek için Osmanlı topraklarına devamlı arkadaşlar girmiş ve Osmanlı ile savaş halinde olmuştur. Dolayısıyla sorumuzun cevabı. Yalnız bir yani A seçeneğidir. Üçüncü sorumuz. 1739'da imzalanan Belgrad Anlaşmalarını ara buluculuk yapan Fransa'nın kapitülasyonlar hakları 1740 yılında sürekli hale getirilmiş. Bu durum verilen yargılardan hangilerini kanıtlamaktadır diye bir soru sorulmuş. Birinci de Osmanlı-Fransa ilişkileri karşılıklı çıkarlar çerçevesinde gelişmiş. Bunu söyleyebilir miyiz arkadaşlar? Tabii ki bakın ne yapıyor? ara bulculuk yapıyor ve bunun karşında kapitülasyonlar sürekli hale getiriyor. Bunda çıkar yok mu? Var. İkincisi Osmanlı sınırında yaşayan Katolikler Fransa tarafından himaye edilmiş. Bunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Üçüncüsü Fransa'nın diplomatik desteğinden yararlanılmış mı? ara yapmış. Demek ki diplomatik desteğinden yararlanılmış. Öyleyse sorumuzun cevabı 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Dördüncü soru Osmanlı Devleti ile Rusya arasında yapılan 1739 Belgrad Anlaşması'nda Rusya Karadeniz'e savaş ve ticaret gemisi bulundurmayacaktır maddesine bakılarak hangi yargılara ulaşılabilir diye sorulmuş. Verilen hangi yargılara ulaşılabilir bakalım. Birincisi Rusya'nın Akdeniz'e yönelik politikalarına karşı önlem alınmış evet. E şimdi Karadeniz'de bir şekilde savaş gemisi ya da ticaret gemisi bulundurursa biraz sonra bunun adı Marmara Ege Akdeniz arkadaşlar. Zaten Rusya'nın Karadeniz'e inme amaçları sıcak denize inebilmek için bir basamak oluşturmak. O zaman buna karşı önlem almış mı? Evet. İkincisi Karadeniz'in Türk gölli olma özelliği devam etmekte mi? Evet arkadaşlar. Ne yapıyoruz? Biz bunu çok rahat bir şekilde söylüyoruz. Eğer bulundurmayacak diyorsan sen buranın sahibisin ki bulundurmayacaksın diyorsun. Üçüncüsü Rusya'nın Avrupa devletleri ittifak yapması engellenmiş mi? Bununla alakalı bir durum var mı? Yok zaten Karadeniz'in içerisindeki devletler o sırada Osmanlı egemenliği bir tek Rusya Osmanlı'ya karşı. Dolayısıyla bunu söyleyemeyiz. Öyleyse sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani D seçeneğidir. Evet gelelim 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşına. Osmanlı'nın 18. yüzyılda aldığı en büyük mağlubiyet. Kim ne yaptı bunu? Rusya ile yaptı. Peki savaşı başlatan olay ne? Şimdi savaş başlığını olayı anlatabilmek için aslında biraz Rusya ile alakalı bilgi vermek de faydalı. Şimdi hatırlıyoruz yüzyılın başında Çar 1. Petro, Le Grand Pierre dediğimiz işte bizde Deli Petro dediğimiz kişi Rus ideallerini belirlemişti. İşte Kırım alarak Karadeniz'e inmek, Balkanlara yerleşmek, Baltık Denizi'ne yerleşmek, sıcak denizlere inmek gibi idealleri vardı. Ve bu idealleri belirledikten sonra da ondan sonra tahta geçen Çarlar da hep bu ideallere bağlı bir politika, yönelik bir politika gütmüşlerdi. İşte bu sıralarda Rusya'nın başına bir kadın geçti. Kadının ismi Katerina arkadaşlar. İkinci Katerina. Birinci Katerina Rus Çar'ın, birinci Petro'nun eşiydi. Bu ikinci Katerina. İkinci Katerina artık bu idealleri gerçekleştirmek istiyor. Yani bu zamana kadar vakit kaybedildiğini, neredeyse işte bir 50-60 yıldır vakit kaybedildiğini, artık bu ideallerin gerçekleşmesi gerektiğini düşünüyor. Ve arkadaşlar Leh kralı da ölünce onun ölümünden yararlanarak Leysan'ı ele geçirmek istiyor. İşte buna karşı Lehler e, karşı oluyorlar ve Lehliler yapılan mücadele kaybediyorlar. İşte Nur Tapu gibi Osmanlı Rus savaş sebebi Leh milliyetçileri Osmanlı'dan yardım istiyorlar. Osmanlı zaten Leistan ile ilgili meselelere hep hassasiyet göstermiştir. Rusya ile Osmanlı arasında tampon bölge olduğu için. Ve bunun üzerine arkadaşlar Osmanlı Rusya ne yapıyor? Savaş açıyor. Ve arkadaşlar savaşın asıl nedeni neydi peki? Rusya'nın artık ideallerini gerçekleştirmek istemesi. Yani sıcak denizlere inmek ve Balkanlara yayılmak istemesi. Peki savaşta nasıl gelişmeler oldu? Osmanlı hemen hemen her cephede yenildi. Neden? Çünkü iyi bir ordusu yoktu, iyi komutanları yoktu. Ukrayna'dan Tuna'ya kadar Rus ordusu ilerledi. Eflak, Boğdan ve Yaşı ele geçirdiler. Bakın Balkanlara giriyorlar. Ayrıca Kırmı'da işgal ediyorlar. Yani bir yandan da Osmanlı için çok önemli stratejik bir noktaya sahip olan hem ekonomik hem de siyasi olarak çok önemli olan Kırmı'da ne yapıyorlar? İşgal ediyorlar. Bununla da kalmıyorlar arkadaşlar. Bir Rus donanması Baltık denizinden Atlas Okyanusu'na iniyor. Cebeli Tarık Boğazı'nın önüne kadar geliyor. Buradan İngilizlerin yardımıyla Akdeniz'e giriyor. Ve geliyor Mora halkını Osmanlı'ya karşı kışkırtmaya. Başarılı olur mu? Hayır. Zaten Mora Osmanlı yönetiminden memnun. Başarılı olamayacak. Ve bunu başaramayınca İzmir ve Çeşme arasında demirli bulunan Osmanlı donanması yakacak. Nereden nereye? Düşünsenize bakın. Sırf ideallerini gerçekleştirebilmek için Rusya bir donanmasını arkadaşlar Akdeniz'e sokuyor. Neredeyse bir yarım küreyi geçiyor, Akdeniz'e sokuyor. Osmanlı'nın donanmasını yakıyor ve geri dönüyor. Bu tarihinde Osmanlı ikinci defa donanmasının yanmasıdır. Birincisi ne zamandı? İnebahtı'daydı. Ve Osmanlı haliyle arkadaşlar başarılı olamayacak ve barış isteyecek. Kimin aracılığıyla bu sefer? Prusya'nın aracılığıyla. Barışın adı ise Küçük Kaynarca Anlaşması. Ve tarihinin en kötü anlaşmalarından bir tanesi. Bakalım maddelerine. Bu anlaşmaya göre Kırım bağımsız olacak ancak dini yönden Osmanlı halifesine bağlı kalacaktı. Arkadaşlar Osmanlı ilk defa halkı Türk ve Müslüman olan bir toprağa kaybetti. Bakın ilk defa toprak kaybetmedi ama ilk defa halkı hem Türk hem de Müslüman olan bir toprağı kaybetti. Bu yüzden bu kayıp Osmanlı çok daha ağır geldi. Bunlarla bağlarını devam ettirebilmek için ilk defa Osmanlı Halifeliği uluslararası ilişkilerde kullanılan yani ilk defa siyasi alanda halifelik makamı kullanıldı. Bir anlaşmanın metninde bu şekilde yer aldı. Böylece arkadaşlar Osmanlı halifenin gücünden yararlanarak Kırım halkıyla hem dini hem de kültürel bağını ne yapmak istediği arkadaşlar korumak ve kaybetmek istemedi. Hani ileride olur ki Kırım tekrardan Osmanlı'ya döndüğü zaman bir sıkıntı yaşamasın diye Peki Rusya ne oldu Rusya amacı açısından Kırım'ın e, bu şekilde bağımsız bırakılması e, bir süre sonra ele geçirilmesi daha sonra da sıcak denizleri yani Akdeniz'e inmesi konusunda önemli bir adım olacak ve bu yüzden ilk olarak Osmanlı'dan ayıracak ki daha sonradan Kırım'ın işgali ne olsun daha kolay olsun ikinci madde Azak Kalesi Ruslara verecek ve bir daha da biz Osmanlı olarak geri alamayacağız Kırım ve Azak Karesi'nin kaybedilmesi Karadeniz'deki Türk üstünlüğünün artık bittiğinin göstergesi mi? Evet. Artık Karadeniz Türk Gölü mü? Hayır. Ve bunu daha sonraki maddeyle de ne olacak? Rusya pekiştirecek. Üçüncüsü Rusya savaşta aldığı yerleri mesela Eflak, Boğdan, Basarabya, Akdeniz'deki bazı adaları Osmanlı'ya geri verecek. Buna karşılık bu bölgede Ruslarla birlikte hareket edenleri Osmanlı ne yapmayacak? bir suçlama da bulunmayacak. Onlara bir genel bir af getirecek. Hatta ve hatta bu bölgeden bir sürü Osmanlı vergi vermeyecek ve bölge halkına din ve mezhep özgürlüğü vermeye devam edecek. Şimdi aslında Rusya burada ne yapıyor? Bir anlamda buradaki halka şirin gözükerekten ileride bu bölgeyi ele geçirmek için bir altyapı oluşturuyor. İleride bu bölgeyi ele geçirebilmek için halkı kendine ne yapıyor? Minnetler bırakarak da bak benim sayemde suçlanmadınız. Benim sayemde sizden vergi alınmayacak. Hatta benim sayemde sizin daha fazla din ve işte mezhep özgürlüğünüz olacak. Dolayısıyla bana bir şeyler boşsun diyerekten bir altyapı yapıyor mu? Evet arkadaşlar. Bir diğer maddede şu. Rusya Osmanlı ülkesinde yaşayan Ortodoks halk ile Eflak ve Boğdan beylerin haklarını koruyacak. Yani onları himaye edebilecek. Peki ne yorumu var bunun? Yorum şu arkadaşlar. En tehlikeli madde bir tanesi. Bu maddeyle Rusya Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan Ortodoksların haklarını ne yapmıştır? Himaye etme bahanesiyle Osmanlı sık sık iç işlerine karışma imkanını elde etmiştir. Ve böylece Osmanlı Rusya'nın etkisine açık hale geldiği gibi Rusya bu vasıtasıyla Ortodoksların haklarını koruyorum diyerekten Osmanlı iç işlerine karışma altyapısını oluşturmuştur. Dolayısıyla Osmanlı egemenlik hakları zedelenmiş mi? Evet. Osmanlı bağımsızlığına gölge düşmüyor. mü? Evet. İlk defa Osmanlı içindeki bir ulusun haklarını bir başka devlet kurur. Bu arkadaşlar çok ilginçtir. Hatırlıyoruz Fatih İstanbul'u fethetten sonra Ortodoksları himaye altına almıştı. İşte Osmanlı ülkesindeki artık Ortodoksları himaye etme hakkı bu tarihten itibaren ilk defa bir başka devlete kime verildi? Rusya'ya verildi. Diğer bir madde Rusya İstanbul'da sürekli elçi bulundurabilecek. Her türlü büyük devletlere tanınan ayrıcalıklardan bu elçi yer alınabilecek. Ayrıca Rusya Balkanlarda istediği yere ne açabilecek? Konsolosluk açabilecek. Niye sebep olur? Evet Osmanlı iç işlerine karışmasına sebep olan bir madde daha. Ve böylece aynı zamanda Balkan halkının çok rahat şekilde konsolosluk açaraktan Osmanlı'ya karşı kışkırtma hakkında ne yapacak ya da imkanında Rusya elde etmiş olacak. Evet. Bir diğer madde Rus ticaret gemileri Karadeniz, Akdeniz ve diğer sularında limanlarında serbest ticaret yapabilecek. Ayrıca diğer devletlere verilen kapitülasyonlardan Rusya da yararlanacak. Arkadaşlar ilk defa tarihinde Osmanlı Devleti kapitülasyonunu Rusya'ya verdi. Hem de bir savaş sonucunda verdi değil mi? Daha önceki devletlere savaşarak mı vermişti? Hayır. Genelde Osmanlı savaş sonunda yendiği zaman bile sırf bu devleti kendi tarafına çekmek ya da Hristiyan birliğini bölmek ya da Akdeniz limanları canlandırmak için normal dönemlerde vermiş. İlk defa bir savaş sonunda yenildiği bir savaş sonrasında ne yapacak? Rusya gibi bir devlete Osmanlı böyle bir hakkı verecek. Rusya ilk defa arkadaşlar e, ticaret yoluyla da olsa boğazlardan geçme imkanı elde edecek ve ne yapacak? Akdeniz'e inecek ve bir kere daha Akdeniz'e hayran kalacak. Yani benim buraya kesin kesin yerleşmem ve buraları ele geçirmem lazım diyecek. Bakın anti parantez şunu da söyleyeyim. Devletler değişmiş olabilir, rejimler değişmiş olabilir, zaman değişmiş olabilir ama Rusya'nın ideali hiç değişmedi. Rusya'nın en büyük ideallerinden biri halen sıcak denizlere inmektir. Bunu Sovyetler Birliği olabilir, Rusya Federasyonu olabilir veya bu dönemde gördüğümüz gibi Rus Çarlığı olabilir, hiç fark etmez arkadaşlar. Halen Rusya'nın başına geçen insanlar ve rejimler neyse halen bu ideali ne yapmak istiyor? Gerçekleştirmek istiyor. Bir diğeri ise Rusya Karadeniz'de donanma bulundurabilecek ve böylece Karadeniz Türk yolu ve özelliği ne yaptı? Kaybetti. Yine Osmanlı buradaki güvenliğini ne yaptı? Tehlikeye girdi. Akdeniz'e inme politikası konusunda Rusya adım atmış oldu. Evet bir diğer madde Rus Hristiyanları ve rahipleri kutsal yerleri serbestçe ziyaret edebilecek. Osmanlı'da Rusya Rusya'ya savaş tazminatı ödeyecek. Tarihinde ilk defa bir devlete savaş tazminatı ödemiştir Rusya. Aslında Osmanlı tarihinde 3 defa demiştir, 3'ünü de Rusya demiştir arkadaşlar. Bu da anti parantez olarak bir bilgi olarak söylemek lazım. Evet, örnek sorumuz 5'e gelecek olursak Osmanlı Devleti verilen anlaşmaları aşağıdaki devletlerden hangisiyle imzalamıştır diye sorulmuş. Zitvatoruk Anlaşması'nı Avusturya, Pasarovçı Anlaşması'nı Avusturya, Belgrad Anlaşması'nı Avusturya ile imzaladı. Dolayısıyla cevabı nedir? C seçeneğidir. Bu dönemle alakalı test sorularımıza gelecek olursak ilk test sorumuz şu şekilde. 1839'da imzalanan Belgrad Anlaşması ile Rus Çarı protokol bakımından Osmanlı Padişahı'na denk hale gelmiş. Bu durum verilen yargılardan hangisini doğrulamaktadır diye sorulmuş. Bakalım arkadaşlar yargılarımıza. Birincisi devlet arası eşitlik ilkesi önem kazanmış mı? Evet kazanmış. Bakın Rus Çarı protokol bakımından kimle eşit? Osmanlı ile. Aslında Belgrad'da direkt böyle bir madde yok. Belgrad'ın maddesi şu şekilde arkadaşlar. Avusturya ve Fransa kralı ile eşit olacak kim? Rus çarı. Ama Avusturya kimin eşit? Osmanlı. Ya. Dolaylı olarak da Rusya kimle eşit olmuş oldu? Osmanlı ile. Bunu söyleyebiliriz. İkincisi Rusya Osmanlı devletinin işlerine karışmaya mı başlamış? Böyle bir madde var mı arkadaşlar burada? Yok. Üçüncüsü Osmanlı devleti Rusya'nın üstünlüğünü mü kabul etmiş? Bunu da çıkaramayız arkadaşlar. Sadece eşit hale gelmişler. Dolayısıyla üstünlük gibi bir kavramdan bahsedemeyiz. O zaman sorumuzun cevabı yalnız bir yani A seçeneğidir. İkinci sorumuz 18. yüzyılda Pasolofça Anlaşması ara buluculuk yapan İngiltere ve Hollanda'nın kapitülasyon hakları genişletiliyor. Belgrad Anlaşması ara buluculuk yapan Fransa'nın da hakları sürekli hale getiriliyor. Buna göre verilen yargılardan hangilerine ulaşılabilir denilmiş. Şimdi farkındaysanız devletler bize yardım ederken kara kaşımız kara gözümüz için hareket etmiyorlar. Yani belli çıkarları var o yüzden bizim yanımızdalar. Bakalım bize verilen e, yorumlara ya da yargılara. Birincisi Osmanlı Devleti Avrupa devletlerinin diplomatik desteğinden yararlanmış mı? Evet. Hollanda, İngiltere, işte Fransa diplomatik olarak bize destek oluyorlar. İkincisi Avrupa devletleri Osmanlı topraklarındaki ekonomik çıkarlarını korumuş ve geliştirmişler mi? Bunu söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Çünkü kapitülasyonlar daha ziyade ticari haklardır. Üçüncüsü 18. yüzyıl boyunca Osmanlı çıkarlarına uygun anlaşmalar mı imzalanmış? Hayır arkadaşlar. Biz 18. yüzyıl boyunca bütün anlaşmaların Osmanlı'nın çıkarlarına uygun olduğunu söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. O sorumuzun cevabı 1 ve 2 yani D seçeneğidir. Üçüncü soru Osmanlı Devleti'nde Pasarofçi Anlaşması'na itibaren Avrupa'nın askeri ve teknik üstünlüğü kabul edilmiştir. Bu durum verilen sonuçlardan hangilerini ortaya çıkartmıştır? Şimdi Osmanlı'da ilk defa islahat 18. yüzyılda ya da Pasarofçı'dan sonra değil. Ama İlk defa Avrupa'nın üstünlüğünü kabul ederek İslahat Paskrofçya'dan sonra ve dolayısıyla 18. yüzyıldadır arkadaşlar. Bakalım. Birincisinde Avrupa'daki gelişmeleri yakından takip etme gereksinim doğmuş mu? Evet. Osmanlı özellikle Paskrofçya'da da yenilince şunu diyecek. Ha bu Avrupalıların beni yenmesi tesadüf değil. Demek ki benden çok daha ileri gittiler. Benim ne yapmam lazım? Oradaki gelişmeleri bir şekilde öğrenmem ve kendi ülkemde bunu uygulamam lazım. Zamanda Avrupalıların Osmanlı için yaptığını artık Osmanlı Avrupalılardan alarak yapmak isteyecek. İkincisi kaybedilen toprakları geri alma düşüncesinden tamamen vazgeçilmesi. Bunu diyebilir miyiz arkadaşlar? Tamamen vazgeçmedi. Mesela biz daha sonraki dönemlerde Kırım kaybettiği için Osmanlı'nın savaştığını göreceğiz. Ve arkadaşlar başka topraklar için savaştığını göreceğiz. Dolayısıyla biz direkt olarak bu ikinci yargıya ulaşabilir miyiz ya da ikinci sonuca ulaşabilir miyiz? Hayır. Üçüncüsü islahatlarda Avrupa'nın etkisinin görünmeye başlanması. Eğer Avrupa'nın da etkilenerek bir şeyler yapıyorsa demek ki Avrupa'nın etkisi ne olmuştur? Görünmeye başlanmıştır. Öyleyse sorumuzun cevabı 1 ve 3 yani D seçeneğidir. Dördüncü soru 18. yüzyılda Rusya'nın Osmanlı devleti üzerindeki etkinin artmasında verilen gelişmelerden hangilerin etkili olduğu savunulabilir diye bir soru sorulmuş. Birincisi Baltık Denizi kıyılarına hakim olması. Baltık Denizi Osmanlı ilgilendiren bir yer değil arkadaşlar. Özellikle bu dönemde Baltık ülkeleriyle Rusya mücadele edecek İsveç gibi devletlerle. Dolayısıyla direkt olarak Rusya'nın Osmanlı üzerinde etkinliğini artıran bir gelişme değil. İkincisi Balkanlarda konsolosluk açması. Balkanlar Osmanlı toprağıdır. Osmanlı toprağında konsolosluk açarak buradaki etkinliğini artıracak mı Rusya? Evet. Üçüncüsü kapitülasyonlarda yararlanma hakkını elde etmesi. Bu da küçük kaynarca ile olmuştur. Böylece Osmanlı ülkesine çok rahat bir şekilde ticaret bahanesiyle girebilmiş ve haliyle de etkinliğini Rusya ne yapabilmiştir? Artırabilmiştir. Öyleyse sorumuzun cevabı nedir? 2 ve 3 yani E seçeneğidir. 5. soru 18. yüzyılda imzalanan 1711 Prut Anlaşması ile 1700 İstanbul Anlaşması Rusya'ya tanınan haklar geri alındı. İkinci gelişme 1739 Belgrad Anlaşması ile de 1718 Pasolufça Anlaşması ile Avusturya'ya bırakılan topraklar geri alındı. Buna göre Hangi yargıya ulaşılamaz diye sorulmuş? Birinci yargımız 18. yüzyılın ilk yarısında askeri başarılar kazanılmış. Evet bakın ilk yarısı değil mi? Burası 18, 11 ve 39 dediğimize göre ilk yarı. Bunu söyleyebiliriz. İkincisi Osmanlı Devleti kayıplarını telafi etmeye mi çalışmış? E, savaş açarak geri alabilir ancak kayıplarını. Dolayısıyla bu savaşların sonucunda elde edilen başarılar olduğuna göre kayıplarını telafi etmeye çalışmıştır. Üçüncüsü Rusya ve Avusturya arasında ittifaklar sona ermiş. Hayır arkadaşlar. Aksine bundan sonra ittifaklar ne olacak? Artacak. Öyleyse hangisi ulaşılamaz dediğine göre cevabımızın yalnız 3 yani C seçeneği olması lazım. 6. soru 18. yüzyıl Rusya'sının verilen girişimlerinden hangileriyle Osmanlı Devleti'nin iç işlerine karışmayı amaçladığı savunulabilir ya da söylenebilir diye bir soru sorulmuş. Arkadaşlar Kırım'a hakim olma bu dönemde Kırım halkı Müslüman Türk olduğu için Oraya hakim olarak, direkt olarak iç karışmak gibi bir durum yok. O Karadeniz'e inmek için Kırım'ı ne yapacak? Bir basamak olarak kullanacak. İkincisi Ortodoks koruyuculuğunu alma e, haliyle Ortodoksların koruyuculuğu bahanesiyle çok rahat şekilde Osmanlı ülkesine e, karışma imkanı edecek Rusya. Neden? Mesela bir Ortodoks herhangi bir şekilde hakkın ihlal edildiğini düşündüğü zaman artık Osmanlı makamlarına değil, kime başvuruyor? Rusya'ya. Rusya, Rusya da bunu bahane ederek sık sık ne yapacak? Osmanlı iç işlerine karışacak. Üçüncüsü Karadeniz kıyılarına hakim olma yine yine Karadeniz'e inme ve dolayısıyla sıcak denizlere inme ideali ile alakalı bir gelişmedir. Direkt iç işlerine karışma ile alakalı bir durum değildir. Sorumuzun cevabı öyleyse yalnızki yani B seçeneğidir. Yeni nesil sorularımıza gelecek olursak yeni nesil sorularımıza görsellik oluyordu, uzun paragraflar oluyordu ya da bu paragraflardan çıkartılabilecek yorumlar soruluyordu. Şimdi bu bizim yeni nesil sorumuzda Halil Nalcı'nın resmini görüyoruz. Halil Nalcı bir şeyler söylemiş. Bununla alakalı bir soru sorulmuş. Bakalım arkadaşlar neler söylemiş. Osmanlılar Zitvatoruk Anlaşması ile eski Macaristan Krallığı'ndan Avusturya'ya kalan yerler üzerindeki ithalarından vazgeçiyorlar. Ayrıca bu anlaşma kan döneminden itibaren Avusturya kabul ettiren siyasi üstünlüğü de sona erdiriyor. Osmanlı ile Avusturya arasında yapılan Zitvatoruk Anlaşması hakkında Profesör Doktor Halil Avcı'nın bu yarımı bu anlaşmanın Verilen maddelerden hangileri doğrulanmaktadır diye sorulmuş. Arkadaşlar bakalım bize verilen maddeler. Birincisi savaş sırasında taraflar aldığı toprakları kendilerinde kalacak. Yani Osmanlı artık Macaristan'dan e, Avusturya'nın elinde bulunan toprakları geri alamayacağını kabul ediyor. Macaristan'ın kaybettiği ya da alamadığı topraklarını alamayacağını ne yapıyor kabul ediyor. İkincisi Avusturya Osmanlı'ya her yıl ödediği vergi ödemeyecekse artık Osmanlı bir anlamda ekonomik üstünlüğünü ne yapıyor? kaybediyor. Üçüncüsü, Avusturya Arşidükası Osmanlı padişahına eşit olacaksa artık ne yapıyor? Üstünlüğünü de zaten direkt olarak kaybediyor. Öyleyse sorumuzun cevabı her üçünün olması lazım. Yani cevabımız nedir? E seçeneğidir. İkinci sorumuza Çar 1. Petro verilmiş ve o da bir şeyler söylemiş. Bakalım. Rusya'nın güçlü devletler arasında yer almasını sağlamak için öncelikle hedefim sıcak denizlere inmek ve Baltık Denizi'ne açılmaktır. Hani bugün devam eden Rus ideallerini işte Çar 1. Petro ya ne yapmıştı? Belirlemişti. Ne yapmak istiyormuş Rusya? Bir kere sıcak denizlere inmek istiyormuş ve Baltık denizine açılmak istiyormuş. Şimdi bununla ilgili bakalım nasıl bir soru sorulmuş. Çar 1. Petro'nun devlet politikası haline getirdiği bu düşünce verilen devletlerden hangilerini doğrudan olumsuz yönde etkilemiştir? Şimdi Çar Petro arkadaşlar bir kere bu ideallerini gerçekleştirmek istiyorsa sıcak denizlere inmek istiyorsa Osmanlı Baltık Denizi'ne yerleşmek istiyorsa İsveç'te savaşmak zorunda. Bakalım bize verilen hangi devletler var? Osmanlı, İsveç, Fransa. Hangileri o zaman sorumuzun cevabı? 1 ve 2 yani C seçeneğidir. Üçüncü yeni nesil sorumuza gelecek olursak bir görsel var yine. Görselde arkadaşlar işte bir savaş sahnelenmiş. Bakalım neymiş sorumuz? 1768-74 Osmanlı Rus Savaşı'nda Osmanlı ordusunun verildiği yukarıdaki tabloya göre Osmanlı ordusu ile ilgili Verilen ifadelerden hangisi kullanılabilir diye sorulmuş. Birincisinde yalnızca piyade birliklerinden oluştuğunu söyleyebilir miyiz? Hayır. Bakın burada atlı birlikler de var. Yani süvariler de var. İkincisi ateşli silahlar kullanılmış mı? Evet. Bakın tüfekler var, toplar var. Demek ki kullanılmış. Üçüncüsü topçu ocağın ordunun en önemli unsuru olduğunu Biz arkadaşlar buradaki toplulukları görüp de topçu ocağı için en önemli unsur olduğunu söyleyemeyiz. Dolayısıyla sorumuzun cevabı yalnız iki yani A seçeneğidir.